Şimdi canım diyoruz ki biz dostumuz da düşmanımız da biziz. Bu dünyada bizi bizden başka engelleyen hiçbir şey yok. Onun için de olaylara karşı bakış açımızı değiştirdiğimizde her şey değişiyor. Gene Shakespeare diyor ki iyi ya da kötü yoktur diyor. Düşünce onu öyle yapar diyor. Hatta yani bununla ilgili böyle minik bir şey var. Ayakkabı pazarlamacısı Afrika'ya iki elemanını gönderiyor. Ve diyor ki pazar araştırması yapın. Birincisi hemen telefon ediyor. Patron ben yarın geri dönüyorum diyor. Çünkü burada bize göre hiçbir iş yok. Çünkü burada hiç kimse ayakkabı giymiyor diyor. Öteki 3 gün sonra telefon ediyor. Müjde, müjde patronum diyor. Burası bizim için bir cennet. Ne oldu evladım diyor. Çünkü burada diyor hiç kimsenin ayakkabısı yok. Bakış açısı tamam. Onun için bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ama en önemlilerinden biri de kendimize saygı duymamız gerekiyor. Bu o kadar önemli bir şey ki. Geçen gün çok ilginç bir olay oldu. Ben yogaya ve pilatese gidiyorum. Orada bir hanımla karşılaştım. 65 yaşlarında olduğunu düşündüm. Ruj sürüyordu. Dedim ki böyle çok zarif, çok güzel giyinmiş. Dedim ki öpebilir miyim sizi? Ne oldu dedi ve çok da kibar konuşuyor. Dedim hayran kaldım size. Ne kadar dedim önemli. Rujunuzu sürüyorsunuz. Ondan sonra sporunuza geliyorsunuz. Çok da güzel giy. Ben dedi 85 yaşındayım dedi. Ben dedim ki hemen. Hemen oturup konuşmamız lazım. Bize anlatacağınız neler var? Nasıl dedim bu yaşa kadar yani böyle gelindi ve hala hani ruj sürülüyor ve bu yaşam sevinci, bu evet. Kendine bakım. Ben kendime çok saygı duyarım dedi. Kendimi severim ama önce çok saygı duyarım dedi. Onun için kendimize, bedenimize, yaşadığımız topluma ve yaratılmış olan her şeye karşı saygı duymamız gerekiyor.